Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hazurun, değerli başkan ve Anadolu Gençlik Derneği'nin çok güzel temsilcileri, Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepinizin üzerinize olsun. Bu nazik davetinizden dolayı ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Bunca güzel programdan sonra, bunca güzel tilavetten sonra söz etmekten haya ediyorum. Lütfen bağışlayın. Evet, gerçekten eğer konu bu vatan, bu millet ve bu devletin bölünmez bütünlüğü için şehit olmaksa, vallahi bu bizim için gururdur, onurdur. İçimiz yansa da, yüreğimiz yansa da biz bu şehadetle gurur duyarız. Elhamdülillah Müslümanız. Kaldı ki saygıdeğer hazurun, çok kıymetli misafirler. Coğrafyalar malumunuz olduğu üzere bir kaderdir. Eğer biz bu vatanın havasını teneffüs edip suyunu içiyorsak ve bu aziz vatan toprağı üzerinde yaşıyorsak ve her şeyden önce de Müslüman isek, vallahi şehadet, şehit olmak bizim için mukadderdir. Elhamdülillah. Ha diyeceksiniz ki ya gerçekten böyle kolay mıdır? Ama değildir. Fakat ne yapalım? Bu milletin kaderinde bu vardır. Şehadet vardır. Düşmanımız çoktur. Daha önce de şehit vermişiz. Verdik ve şimdiden sonra da vereceğiz. Bendeniz acizane arz edeyim. Ben bir gazi çocuğuyum. Elhamdülillah Rabbim bana nasip etti. Bir de şehit babası oldu. Çok şükürler olsun. Fakat evet, şehit olmak güzel bir şeydir. Fakat inanın geride kor gibi bir ateş bırakıyor. Yangın bırakıyor insanın içerisinde. Haneleri viran ediyor. Allah bu terörün, terörü destekleyenlerin müstahakını versin diyeceğim. Başka bir şey demiyorum. Fazla beddua da etmeyeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir gençliği yetiştirmek bu ülkenin gerçekten ihtiyacıdır. Bu gençlikler böyle yetişsin, çoğalsın, sebep olanlardan da Allah razı olsun. Çünkü hakikaten milletin şehadeti, milletin bağrı yanıyor, içi yanıyor, içimiz yanıyor ama vatan uğruna olunca hiçbir şey diyemiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Siz evinizde oturuyorsunuz. Yemediniz, içmediniz, yetirdiniz, içirdiniz, oğlunuzu büyüttünüz, beslediniz, annenizden, babanızdan bile kıskandınız zaman zaman. Gerçekten ben öyleydim. Annem babam benden daha fazla oğlumu sevdiği zaman ben kıskanıyordum. Sonra bir gün babam bana dedi ki ya sen de birisinin evladısın oğlum, bunu iyice düşünsene dedi. Ve evimizde oturuyoruz. Bir baktım. Allah hepinizin evladını bağışlasın. Benim küçük torun geldi, dedi ki dede babamla ilgili televizyonda çok kötü bir durum var. Ona gel müdahale et. Ben yok dedim. Neyse, artık uzatmaya gerek yok. Şimdi düşünüyorsunuz. İki tane terörist gidiyor oğlunuzu. Çalıştığı odada rehin alıyor ve 8,5 saat ellerinde kalıyor. O manzaraları hepiniz gördünüz. Gerçekten yürekler acısı. Ama inanır mısınız, bir ara bana dediler ki merak etme, pazarlık yapıyorlar. Bir an için pardon, özür dilerim. Bir an için olabilir dedim ya, pazarlık acaba ne yapacaklar falan, böyle bir boşluğa düştüm. Sonra birdenbire irkildim. Allah da şahidimdir ki ben dedim devlet teröristle pazarlık yapmaz. Sonu akıbeti ne olursa olsun bu devlet
bu teröristlere boyun eğmesin. Sonuç nereye usulatsın? Ve sonuç, akıbet ortada gördüğünüz gibi. Ama elhamdülillah. Madem ki biz Müslümanız, madem ki biz kadere inanmışız, kader de bize bu şekilde bizi yakalamışsa başımız gözümüz üzerine, diyecek ki başka hiçbir şey yoktur. Biz elhamdülillah kadere iman etmişiz. Rabbim evlatlarınızı bağışlasın. Bu gecenin tertibinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İlk günümüzden bugünümüze kadar bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Siz kalanlarımıza da sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum.